Değerli ülkemizin güzel mi güzel gençleri, bir dersimizde daha hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu atom modelleri. Çokça soru gelen konulardan ve çok iyi bilmemiz gereken konulardan biri. Sizlerin de bildiği gibi değerli gençler, atomu Demokritos bulmuştu. İlk defa atom fikrini ortaya Demokritos atmıştı. Demokritos maddeler atomlardan oluşur demişti diyen ilk kişiydi ayrıyeten. Zaman içerisinde bilim ve teknoloji gelişti ve bu bilimsel çalışmaların sonucunda atom modelleri oluşmaya başladı. Peki model nedir? Model, deneysel gözlemlere dayanarak bazı olayları, nesneleri, olguları açıklayan şekillere denir. Yani soyut bir şey var, onu siz somutlaştırmak istiyorsunuz. Bunun için ortaya bir şekil dökersiniz, ona da ne denir? Model denir. Bilimsel manada ilk atom modelini Dalton yazmıştır. Demek ki bilimsel anlamda yazılan ilk atom modeli Dalton'un atom modelidir. Şöyle bakalım kaç tane atom modeli olduğunu hep birlikte görmeye çalışalım. İlk olarak 1803 yılında Dalton bir atom modeli yazdı. Daha sonra 1897 yılında Thomson onun eksiklerini tamamlayarak yeni bir atom modeli yazdı. Üçüncü olarak 1912 yılında Rutherford atom modelini yazdı. 1913'te Bohr atom modeli, günümüzde ise modern atom teorisi ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır değerli gençler. Hep birlikte şimdi Dalton'un atom modelini 1803 yılından başlayarak işleyelim ve Dalton'un neler söylediğini öğrenmeye çalışalım. Tabii ki Dalton'un atom modelini anlatmaya başlamadan önce değerli gençler, John Dalton döneminde neler biliniyordu? Hangi bilgiler ışığında John Dalton atom modelini yazmıştır? Bunu ilk önce sizlerle birlikte görmek istiyorum. John Dalton bilimsel anlamda ilk atom modelini yazan kişidir. Dalton atom modelini oluşturduğunda Antoni Lavoisier'in kütlenin korunumu kanunu zaten biliniyordu. Biliyorsunuz kimya döneminin, simyanın bitip de kimyanın başlamasını sağlayanlardan biri de Antoni Lavoisier'di. Teraziyi kullanarak kapalı kaplarda deneyler yapmış ve kimyasal reaksiyonlar sonucunda kütlenin korunduğunu bulmuştu ve kütlenin korunumu kanunu yazmıştı. İşte John Dalton atom teorisini yazdığı dönemde kütlenin korunumu kanunu çoktan bulunmuş ve kullanılıyordu. Bakalım kütlenin korunumu kanunu nedir? Mesela karbonla oksijen reaksiyona giriyorlar, kimyasal reaksiyona ve karbondioksit bileşiğini ne yapıyorlar? Oluşturuyorlar. 12 gram karbon girdiğini, 32 gram da oksijen girdiğini düşünürsek 12 gram, 32 gram da 44 gram eder. Bu durumda girenlerin toplamı 44 olduğuna göre çıkan ürün maddesi de 44 gram olmak zorundadır. İşte bu kütlenin korunumu yasasıdır. Ama hocam oksijenden 2 tane yok mu? Oksijenden 2 tane var ve 32 gram. Şu anda tanelere göre işlem yapmıyoruz. Çünkü henüz 9. sınıfı anlatıyoruz. O 10. sınıfta başlıyor değerli öğrencim. O yüzden sadece gramlar üzerinden şimdi bunu öğrenmeye çalışalım değerli gençler. 12 gram karbona karşılık 32 gram oksijen giriyor. Toplam 44 gram girdiği için 44 gram çıkıyor. Kütle korunmuş oluyor. Yani girenlerin kütlesi çıkanların kütlesine, ürünlerin kütlesine nedir? Eşittir. Buna da kütlenin korunumu kanunu denir. Bu Antoni Lavoisier tarafından bulunmuştur. John Dalton ilk atom teorisini yazarken kütlenin korunumu kanunu zaten biliniyordu. Bu bilginin ışığında kendi atom teorisini yazmıştır. Ayrıca değerli gençler, Joseph Prost da John Dalton atom teorisini yazmazdan önce sabit oranlar yasasını bulmuştu. Peki sabit oranlar yasası nedir? Prost'un bulduğu sabit oranlar yasası nedir? Aslında gençler bu konular 10. sınıfın ilk konularıdır. Fakat burada böyle ufaktan size bunlardan bahsetmek istedim. Bakalım sabit oranlar yasası neymiş? Mesela karbonla oksijen birleşerek karbondioksit bileşiğini oluştururken öyle her oranda birbirleriyle birleşemezler. Belirli sabit oranlarda birleşmek zorundalar. Zaten bileşiğin tanımını yaparken de diyorduk ki farklı elementler birbirleriyle belirli sabit oranlarda kimyasal bağ yaparak bileşikleri oluştururlar diyorduk. İşte oradaki belirli sabit oranlardan kasıt buradaki sabit oranlar
yasasıdır. Bakalım bu sabit oranlar neymiş? Mesela karbondan 3 gram girdiğinde oksijenden 8 gram girer ve toplamda 11 gram karbondioksit oluşur. Eğer karbon 2 katına çıkarılıp 6 gram girecek olursa oksijen de girmesi gerekenin 2 katı kadar girer. Yani bu 2 kat arttığında bu da 2 kat artıyor. Çünkü burada karbonla oksijen arasında, yani karbondioksit oluşturan karbonla oksijenin gramları arasında sabit bir oran vardır. Şöyle bakalım. Karbondioksitteki karbonun oksijene oranı 3/8'dir. 6/16 sadeleştirildiğinde, değerli gençler, şöyle kağıdı tutalım lütfen. Şöyle 2'ye bölündüğünde gene ne bulunuyor? 3/8 bulunuyor. 12'ye 32 rakamı da gene sadeleştirildiğinde 4'le ne bulunuyor? Gene 3'e 8 bulunmuş oluyor. Demek ki karbondioksiti oluşturan karbonla oksijenin arasında 3 gram karbona 8 gram oksijen girmelidir ya da bunun katları şeklinde girmelidir şeklinde bir yasa var. İşte bu yasaya da sabit oranlar yasası deniliyor. John Prost tarafından bulunmuştur. John Dalton atom teorisini yazarken bu bilgi zaten biliniyordu. Evet, bir sonraki bilgimize geçiyoruz. Evet, ne dedik biz biraz önce? Antoine Lavoisier kütlenin korunumu yasasını buldu. Girenlerin kütlesi eşittir çıkanların kütlesi. Daha sonra Joseph Prost sabit oranlar yasasını buldu. Elementler birleşip bileşikleri oluştururken her oranda değil, belirli sabit oranlarda birleşirler. Bunu buldu. John Dalton da kendisi gene kimyanın temel yasalarından bir tanesini buldu. John Dalton'un bulduğu ise katlı oranlar yasasıydı. Peki katlı oranlar yasası neydi? Katlı oranlar yasası da şuydu. Aynı elementler birleşerek, mesela hidrojenle oksijen birleşerek hem H2O'yu suyu oluştururlar. Hidrojenle oksijen, yine bakın aynı elementler, hidrojenle oksijen birleşerek bir de hidrojen peroksiti oluştururlar. H2O2'yi oluştururlar. Görüldüğü gibi bu iki bileşik birbiriyle aynı bileşikler değiller. Zaten biri yanıcı, tetikleyici bir madde, diğeri söndürücü bir madde. Birbirlerinden tamamen farklı özellikleri gösteriyorlar. Fakat ikisi de hidrojen ve oksijenden oluşmuşlar. İşte diyor ki katlı oranlar yasası, iki tane aynı element birleşerek iki farklı bileşik oluşturuyorsa, bu bileşiklerdeki bir tanesinin oranı, bir elementin oranı sabit tutulduğunda diğer elementlerin arasında katlı bir oran vardır, belirli bir oran vardır diyor. Bu da katlı oranlar yasası olarak biliniyor. Mesela değerli gençler, şöyle bakalım. Şuradan H2O, H2O2, her ikisinde de H2 var. Aynı yani oranlar. Bu durumda biz oksijenler arasında bir katlı oran görebiliriz. Burada oksijenlerin oranı 1'e 2'dir. Birincide 1 oksijen, ikincide 2 oksijen bulunmaktadır. İşte hidrojenler sabitken oksijenler arasındaki bu orana katlı oran adı verilmektedir. Bunu bulan kişi de değerli arkadaşlar John Dalton'un kendisidir. Demek ki John Dalton atom modelini yazdığında Demokritos tarafından çoktan atomun varlığı bulunmuştu. Aynı zamanda Lavoisier kütlenin korunumu kanunu bulmuştu. Joseph Prost sabit oranlar kanunu bulmuştu. John Dalton kendisi de katlı oranlar kanununu geliştirdi. Ve bu bilgiler tespit edildikten sonra da John Dalton kendisine ait atom modelini öne sürdü. Şimdi bakalım John Dalton'un atom modelini, atomla ilgili hangi varsayımları öne sürdüğünü hep beraber işleyelim. John Dalton'un atom modeli, değerli gençler, bilardo topu modeli olarak bilinmektedir. Neden bilardo topu modeli olarak? Bakın buraya bir bilardo topu da çizdim zaten sizler için. Görüldüğü gibi yüz yuvarlak bir miskete benzeyen top şeklinde, küre şeklinde, içi de dolu olan bir küre çizdim. John Dalton der ki maddeler atom denilen küçük taneciklerden oluşur. Maddeler atomlardan oluşur. Atom içi dolu bir küredir. Evet, John Dalton'un en temel fikri bu. Atomun çok yoğun olduğunu, içinin dolu bir küre olduğunu iddia etmiştir. Oysa ki bu aslında yanlıştır. Ayrıyeten atom bölünemez demiştir. Tabii o zaman nükleer çalışmalar bilinmediği için atomun bölünemez olduğunu iddia etmişti. Atom yoktan var edilemez, var olan bir atom da yok edilemez. Atom başka bir atoma dönüştürülemez. Bunların hepsi nükleer çalışmaların var olmadığı dönemlerde gerçekleştiği için ortaya atılmış
varsayımlardı. Tekrar edelim ne demiş? Maddeler atomlardan oluşur. Atom içi yoğun, içi dolu bir küredir. Atom bölünemez. Atom yoktan var edilemez. Var olan atom yok edilemez. Atom başka bir atoma dönüştürülemez demiştir. Bir elementin bütün atomları tıpatıp birbirinin aynısıdır. Büyüklük bakımından, şekil bakımından, kütle bakımından bir elementin bütün atomları birbirinin aynısıdır demiştir. Bu da hatalı. Biraz sonra açıklayacağız. Bu varsayımı da yine hatalıdır. Evet, altıncı olarak farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır demiştir. Bu çok doğru. Çünkü farklı elementlerin atomları gerçekten de kütle bakımından olsun, bulundurdukları proton, nötron, elektron bakımından olsun birbirlerinden farklılar. Farklı elementlerin atomlarının belli oranlarda birleşmesiyle bileşikler oluşur. Evet, burada gördüğünüz gibi belli oranlarda birleşmesiyle diyerek sabit oranlar yasasına atıfta bulunulmuş. Joseph Prost tarafından bulunan sabit oranlar yasasına bir atıf yapılmış. Farklı elementlerin atomları belli sabit oranlarda birleşerek bileşikleri ne yaparlar? Oluştururlar. Kimyasal reaksiyonlarda atom türü ve atom sayısı korunur demiş. Bakalım kimyasal bir reaksiyonumuza. Mesela karbon atomuyla oksijen atomu birleşiyorlar. Karbondioksiti ne yapıyorlar? Oluşturuyorlar. Şöyle yazalım bunun karbondioksit olduğunu da buraya güzelce. Bakalım minik bir karbon atomu, ondan biraz daha iri olan oksijen moleküler halde olduğu için bu şekilde yapıyoruz burada. Oksijen atomları. Sonra ne oldu? Oksijen atomunun biri karbonun bu tarafına, diğeri karbonun diğer tarafına bağlandı. Ortada karbon olmak koşuluyla bir tarafında oksijen, diğer tarafında oksijen olmak üzere karbondioksit molekülü ne yaptı? Oluştu. Bakalım burada karbon atomu vardı. Burada da karbon atomu var. Burada iki tane oksijen atomu vardı. Burada da iki tane oksijen atomu var. Bakın hem atom türü korundu. Karbonla oksijen girdi. Karbonla oksijen çıktı. Hem de atom sayısı korundu. Bir karbon girip bir karbon çıktı. İki oksijen girip iki oksijen çıktı. Yani kimyasal reaksiyonlar sırasında atom türü ve atom sayısı korunur demiş. Evet, gerçekten de kimyasal reaksiyonlar sırasında atom türü ve atom sayısı korunur. Fakat nükleer reaksiyonlarda bu böyle olmayabilir. Zaten John Dalton da nükleer reaksiyonlardan hiç ama hiç bahsetmemiştir. O zaman bir kere daha alalım. Daha sonra da eksikliklerine geçelim değerli gençler. Ne dedi John Dalton? Birinci olarak maddeler atomlardan oluşur dedi. İkinci olarak atom içi dolu yoğun bir küredir dedi bilardo topuna benzeterek. Atom bölünemez dedi. Atom yoktan var edilemez. Var olan bir atom yok edilemez. Bir elementin bütün atomları birbiriyle tıpatıp aynıdır dedi. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır dedi. Farklı elementlerin atomları belli sabit oranlarda birleşerek bileşikleri oluştururlar dedi. Şurada gösterelim. Bileşikleri oluştururlar dedi. Kimyasal reaksiyonlar sırasında atomların sayısı ve atomların türü korunur dedi. İşte Dalton'un atom teorisi bunlardan ibarettir. Fakat eksikliklerle, yanlışlıklarla beraber. Daha sonra bilimin gelişmesiyle farklılıklar ne yapılmıştır? Bulunmuştur. Bakalım Dalton'un atom modelindeki eksiklikler nelerdir? Dalton'un atom modeli atom altı taneciklerden bahsetmez. Daha sonraki konularımızda göreceğiz ki atomun içerisinde proton yani pozitif yükler, nötron yani sıfır yükler, elektron yani negatif yükler bulunmaktadır. Atomun çekirdeğinde ve çekirdeğinin çevresinde bulunan boşluklarda proton, nötron, elektron adı verilen taneciklerden bulunmaktadır. Çekirdeğinde proton ve nötron, çevredeki boşlukta ise elektron bulunmaktadır aslında. Fakat John Dalton protondan, nötrondan, elektrondan yani atom altı taneciklerden bahsetmez. Sadece atom içi dolu küredir der. İkinci olarak John Dalton atom parçalanamaz demiştir. Ancak nükleer reaksiyonlarla atom parçalanabilir. John Dalton atom içi dolu bir küredir demiştir. Ancak atomun içinde çekirdeğindeki yoğunluğa göre çok büyük boşluklar vardır. Atomun çekirdeği vardır. Bu boşluklardan da bahsetmemiştir. Merkezdeki çekirdekten de bahsetmemiştir. Dolayısıyla Dalton atom teorisi boşluklardan bahsetmez diyoruz. Geçelim. Bir elementin bütün atomları birbirinin tıpatıp aynısıdır demiştir John Dalton. Ancak bir elementin bütün atomları birbirinin tıpatıp aynısı olmayabilir. İzotop atomlar vardır.
Yani izotop atomlar nedir açıklayalım. Biliyorsunuz daha önceki dersimizde elementleri anlatırken ben size element ne demektir kavramını anlatırken çekirdeğindeki proton sayısı eşit olan maddeler aynı elementtir. Mesela çekirdeğinde bir tane proton bulunuyorsa o hidrojendir. Her zaman hidrojendir. Eğer iki tane bulunuyorsa o da helyumdur demiştim. Bir elementin proton sayısı eşit olmak zorunda aynı element olması için. Ama nötron sayısı eşit olmak zorunda diye bir şey söylemedik. Dolayısıyla şöyle bakalım izotoplara. Bakalım mesela bu atomumuzda çekirdeğinde bir tane pozitif yük var. Hidrojen. Çekirdeğinde bir pozitif yük olana hidrojen denir. Bunun da çekirdeğinde bir tane pozitif yük var. Bu da hidrojen. Bunun da çekirdeğinde bir tane pozitif yük var. Bu da hidrojen. Fakat bunun çekirdeğinde nötron yani sıfır yüklü tanecik hiç yok. Bunun çekirdeğinde sıfır yüklü tanecik bir tane var. Nötron. Bunun çekirdeğinde ise sıfır yüklü tanecik yani nötron iki tane var. Bu durumda şöyle düşünebiliriz. Bu hidrojenlerin çekirdeklerindeki proton sayıları birbirleriyle eşit. Ancak çekirdeklerindeki nötron sayıları birbirleriyle eşit değil. Bu da neye sebep oluyor değerli gençler? Bu da kütlelerinin farklı olmasına sebep oluyor. Mesela atomik kütle birimi açısından incelendiği zaman birinci gösterdiğimiz hidrojen atomu bir atomik kütle birimi gelirken ikincisi iki atomik kütle birimi, üçüncüsü üç atomik kütle birimi geliyor. Yani bunun çekirdeğinde bir tanecik var. Bunun çekirdeğinde bir, iki tanecik var. Bunun çekirdeğinde bir, iki, üç tane tanecik var. Bu anlamı ifade etmektedir. Hocam izo ne demek ki? Hocam izo ne demek? Bilmiyorum. Sen biliyor musun izo ne demek? Aynı demek değil mi? Aynı mı demek? İzotop mesela ne demek? İzotop proton. Protonları aynı. Anlamına geliyor. Evet bunu daha sonra yani birkaç konu sonra biliyorsun izotop, izoelektronik bunları işleyeceğiz. İzoton, izobar atomları işleyeceğiz birkaç konu sonra. O zaman iyice açıklayacağız. Şimdi çok detaya girmedim. Sadece izotopun ne olduğunu bilmenizi istedim. Proton sayıları gördüğünüz gibi aynı. Fakat nötron sayıları birbirinden farklı. Bunların üçü de hidrojendir. Bunda nötron hiç yoktur. O yüzden çekirdeğinde bir parçacık vardır, bir akabedir. Çekirdeğinde bunun iki parçacık vardır, iki akabedir. Bunun üç parçacık vardır, üç akabedir. Fakat üçü de hidrojen atomudur. İzotopudur bunlar birbirinin. Bu durumda şu çürümüş oluyor. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynıdır ifadesi ne yapmış oluyor? Çürümüş oluyor. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı olmayabilir. Çünkü elementlerin izotopu atomları vardır. John Dalton'un bu fikri de doğru olmamıştır. Şimdi geçelim bakalım şuraya. Kısaca bir Dalton'un atom teorisinin yanlışlarını gözden geçirelim. Dalton'un atom teorisi boşluklardan bahsetmez. Protondan, nötrondan, elektrondan bahsetmez. Atomun parçalanabilmesinden bahsetmez. Orbitallerden, yörüngelerden, kabuklardan, atomların yaydığı spektrumlardan ve izotop atomlardan bahsetmez. Böylece Dalton'un atom teorisini bitirmiş oluyoruz. Peki nelerden bahseder? Maddeler atomlardan oluşur. Atom içi dolu küredir. Atom bölünemez. Atom yoktan var edilemez. Var olan atom yok edilemez. Atom başka bir atoma dönüştürülemez. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynıdır. Farklı elementlerin atomları farklıdır. Farklı element atomları belli oranlarda birleşerek bileşikleri oluştururlar. Kimyasal reaksiyonlar sırasında atom türü ve atom sayısı korunur demektedir. Burada ne yapıyoruz? Dalton'un atom teorisi konusunu bitiriyoruz. Thomson'un atom teorisinde buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın, güzel, mutlu, sağlıklı günler dilerim.